Merhaba Game Suite, hoş geldiniz. Bugün Zen Gaming adına platformu tanıtacağım. Bu platformda 1v1 ve 2v2 şeklinde maplere çıkıyorsunuz, kapışıyorsunuz ve bunun sonucunda bir para birimi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Para biriminin adı Zencoin. Zencoin ne işimize yarar? Zencoin'le arkadaşlar bıçak bile alabiliyoruz. Yani bu ne demek? Orada 1v1, hani ben normalde AM maplerini oynuyorum mesela, artık oynamıyorum, orada oynuyorum. Çünkü bir Zencoin biriktiriyor ve bu coin'le ben bıçak almayı düşünüyorum. Bir şekilde kasıp biraz tanıtayım arkadaşlar, nasılmış nasıl değilmiş, biraz da oynayacağım, izleyelim. Bana post yazmış arkadaş bir tane, So Nartis diye. Yani kendi oynayışını çok beğeniyor, hani bu bir hastalık aslında arkadaşlar. Bilmiyorum, biliyor musunuz narsizm diye, niye böyle yazdı bilmiyorum. G2 girmiştim galiba, biraz hatırlıyorum. Şöyle olmuştu, G2 girdik, yanımdaki arkadaş hiçbirini vurmuyor, ben ikisini de vuruyorum karşı takımın. Öyle olunca galiba hani şey demiş olabilirim, tamam emin değilim, hani tek oynarım canım, gerek yok sana falan tarzında bir şey demiş olabilirim. Onun üstüne büyük ihtimal yazmış olabilir. Şimdi şöyle biraz şeyi göstereceğim. CSGO Arena'ya basıyoruz arkadaşlar. Burada biriken krediniz gözüküyor. Maçlardan kazandığınız krediler. Onun haricinde 1v1, 2v2, 5v5 kapalı. Neden kapalı? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama 2v2 ve 1v1 oynayarak ben Zen Point kasabiliyorum. Bu arada günlük bonusu var. 20 Zen Point bonusu var yendiğiniz takdirde günlük yenmeye. Şuradan giveaway'lere falan katılabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Buradan bir şeyler yazabiliyorsunuz. Şurada neler happening now var. Happening now bölümü. Şu anda neler oluyor bölümünde. Şöyle ben marketi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu olayın güzel yanı nedir? Zen Gaming'in güzel yanı. Arkadaşınızı davet ediyorsunuz. 50 Zen Gaming point kazanıyorsunuz bu arada. Şimdi 500 Zen point'e şu skinleri veriyor arkadaşlar. Direkt veriyor size. Direkt. Hani bir soru cevap bir şey yok. Söylüyorsunuz. Bot trade falan filan. Bine bunları veriyor arkadaşlar. Şimdi binde hani bunlar kötü skinler biliyoruz. Ama 2000'e geldiğimiz zaman hiç de fena olmayan skinlerle karşılaşıyoruz. Yani aslında para verdiğimiz bu skin'e ben şahsen para vermiştim. 2500'e geldiğimiz zaman arkadaşlar daha iyi skinlerle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Mandy Minimal Wear alabiliyoruz. Biraz daha indik, 300'e indiğimiz zaman arkadaşlar, 3000'e pardon, Red Line AK-47 görüyoruz. Ne kadar file test olsa da Red Line file tested demek iyi bir para demek. Yani 13-14 liradan bahsediyoruz. Asimov P90 Star Trek Worm God AWP. Yani gayet bunlar herkesin isteyeceği skinler arkadaşlar. 4000 indiğimizde Redline'lar falan filan var. 5000'de şunlar var. 7500'e gelirsek arkadaşlar daha çok daha güzel skinler, gördüğünüz gibi Redline Star Trek Redline veriyor. Yani bu gayet güzel bir skin. Hani Hyper Beast'i saymıyorum zaten. 10.000'e gelirsek arkadaşlar zaten al kardeş diyor. Yani sen bizi çok oynadın kardeşim, al ne istiyorsan git diyor. Al git diyor, bizim bıçağımızı aldı mı, 17.500 yapma diyor. 17.500 mü yaptık arkadaşlar? Buradan bıçak alıyoruz. Ben şahsen 17.500 kasıp hani daha fazla, çünkü dayanamam kasmaya. Şu gördüğümüz bıçağı almak istiyorum. Amacım bu. Burada da 95.000'de de al kardeşim sana diyor, pahalı pahalı bıçaklar diyor yani. Yüksek mevlalarda, çünkü sen bizim çok güzel bir oyuncumuzsun, biz seni çok seviyoruz, sen bizi sürekli oynuyorsun, yalnız bırakmıyorsun, bizim de sana kardeşim diyor, bu hediyemizdir diyor. Öyle bir sistemi var, benim çok hoşuma gidiyor bu sistem açıkçası, çok doğru bir sistem. Yavaştan oyuna geçeyim arkadaşlar, oyunu göstereyim, oyun şeklini. Şöyle şuradan basıyoruz, 1v1, 2v2, 2v2 ile başlayalım ya da 1v1 ile başlayalım. 1v1'e bastığım zaman play'e basıyorum abi. Buradan bana bir opponent buluyor. Ben burada seviyemi Supreme olarak belirledim. Bu noktada benim karşıma Supreme'e yakın rakipler veriyor. Yani Global verebiliyor, LAN verebiliyor. O tarz rakipler geliyor karşıma. Çünkü oynarken de aynı zamanda güzel rakip olması bana keyif veriyor. İşte kazanıyorum da. O yüzden ben yüksek yaptım. Hani siz daha düşük yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bulduğum maç... Bu şekilde start maç dediğim zaman otomatik bir şekilde giriyor oyuna. Şimdilik burada şey yapayım, hemen diğer
ayarını yapıp. Heyminter AK'ye şu anda giriyor. Hemen şunu da ayarını yapayım. Sahne ayarını yapmadım. Bir dakika. Of, çok kötü oluşuyor. Evet arkadaşlar, bizi attı şu anda ısınmaya. 25 saniyelik bir ısınma süremiz var. Burada ısınıyoruz yani. Isınma sürenin bir ayrı bir amacı olmadı zaten. Isınacağız. Bu arada ben de hazırlayayım kendimi. Hola my friend diyeceğiz arkadaşımıza. Hello my friend. Hello. How are you today? So good. Ben ölmek için güzel bir şey galiba. Oo, güzel vurdu. Güzel vurdu bu arada. Time to earn our stories. Same. Arkadaş same dedi. O da sürdü. Öyle bir tabi bizim amacımız yenmek bu arada. Ben yenmeye çalışacağım o yüzden. Mouse takılıyor şuraya ya. Let's get this done. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaş biz bayağı vurduk. Ama ben vermem büyük ihtimal bu maçı. Çünkü çok az maç veriyorum. Hani bu o verdiğim maçlardan biri olamaz diye düşünüyorum. Öyle bir şans yok. Üç kişi arkadaşlar, tekrar ediyorum, o olan kazanır, arada bir devre arası falan yapıyor. Bakki. Hop, gördüm seni Anton. Bunu çıkarmayacağım. Arkadaşlar çıkardı ve vurdu. Bu noktada pek bir şansım yok. Mermide vurmam lazım ya da o beni ilk mermide vuruyor artık. Yani arkadaşlar bu seviye böyle bir seviye. Counter 6-3 arkadaşlar, iki yarıyı çok güzel tamamladık. Yani bu 6-3 bize moral de veriyor. İki yarıyı 2-0 bunlar önünde kapar ya. Yani öyle bir şey. Arkadaş bu arada çok sağlam vuruyor ya. Ama biz de hiç fena değiliz arkadaşlar. Ben vurmadığım zaman vursaydı mesela, o kadar pro insanlar oluyor ki benim kaçırdığım saniyede beni vuruyor, vurabiliyorlar. O yüzden hiç kaçırmamam gereken maçlar oluyor. Ama bu arkadaş onlara göre biraz daha kötü. Evet arkadaşlar, bu şekilde bitiriyor oyunu ve Zen Gaming'e geri dönüyor. Coin'inizi alıyorsunuz üstüne. Ne yapıyorsunuz? Yorum atabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun hakkında yorum atıyorsunuz. Ya yorum ya da aim'ini falan oyluyorsunuz. Aim'i bence bu arkadaşın güzeldi. Bu şekilde arkadaşlar, çok hani yararlı olduğunu hatırlatmama gerek yoktur bence. Söylememe gerek yoktur. İzlediğiniz için çok teşekkürler Gamersuite. Gördüğünüz gibi çok güzel bir platform. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum, ben bu platformda oynayın. 1v1'lerinizi, 2v2'lerinizi. Özellikle ranked maçlardan sıkıldıysanız bu size çok böyle bir farklı bir rank olacaktır. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, beğendiysek videoyu. Yorum yapmayı unutmayalım, etkileşime geçelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizleri hep buralarda görmek istiyorum. Hoşçakalın.